bulduğum güzel bir aktivite sizinle paylaşmak istiyorum. Turtle Trail Times diye. Burada bugün bunun açıklamasını yapıp YouTube'a yükledim. Bununla ilgili yaptığım aktiviteyi YouTube'a yükledim. Burada en çok hoşuma giden kısımları kısa kısa anlatmak istiyorum. Birinci adımda ne yapıyoruz? Şimdi adım adım bunları açıklarım sizinle. Birinci adımda bu kaplumbağaların hareketlerini gözlemliyoruz. Burada bir gözlem yapmamız istiyor sadece. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Burada bir yarışın olduğunu fark ediyoruz. İki kaplumbağa yarışıyor. Birinci kaplumbağa belli bir başlangıç noktasından başlıyor. İkincisi geriden başlamasına rağmen birinciye geçiyor. Böyle bir yarış durumu var. İkinci adımda bu kaplumbağaların saniyeye bağlı aldıkları yollar verilmiş. Ve birinci kaplumbağa 6 ile başlamış. İkinci kaplumbağa da her saniyede 3 birim gitmiş. Burada tabloda eksik olan kısımları doldurmamızı istiyor. 6'ya 9 diye hemen dolduruyoruz. Evet, geçiyoruz bir sonraki adıma. Şimdi artık bize tabloyu, az önce doldurduğumuz tabloyu vermiş. İkinci kaplumbağanın fonksiyonunu yazmamızı istiyor. Denklemi yazalım. Nasıl yazacağız? Her saniye başına 3 birim gitmiş. Yani saniye başına 3 birim gitmiş diyoruz. Demek ki fonksiyonu 3x olacak. Geçiyoruz 4. adıma. Yarışa yeni bir kaplumbağa katılıyor. Bu yeni kaplumbağanın hızını merak ediyoruz. Bu 3. kaplumbağa kaç saniyede hızını tamamlıyor? Onu merak ediyoruz. Burada yaptığımız gözlemlere göre 8 saniyede 12 birim gitmiş. Yani 4 saniyede 6 birim gidecek. Dolayısıyla 1,5 katı gitmiş oluyor. Devam edelim. Şimdi bunun grafiğine bakalım. Evet, grafiklerine baktığımız zaman belli bir yerde kesişiyorlar. Grafiklerden anlıyoruz ki ikinci kaplumbağa daha hızlı. Şimdi 3. kaplumbağanın da hızını yapmak için az önce tahmin etmiştik. 8 saniyede 12 birim gitmişti. 12'nin üzerine getiriyorum. Bakalım doğru olacak mı? Evet. Tam 12'nin üzerinden geçmesi lazım. Bu şekilde 3. kaplumbağa da 8 saniyede 12 birim gitmiş oluyor. Yani hızı da 1,5 olacak. Fx'i 1,5x şeklinde ve 3/2x şeklinde gösterebiliriz. Şimdi bize hangisinin daha hızlı olduğunu soruyor burada. Hızını nereden karar vereceğiz? Yüksekliğine. Hangisi dikliğe daha yakınsa o daha hızlı gider. Burada en hızlı olan zaten 2. Sonra 1 ile 3 karşılaştırdığımız zaman birinci kaplumbağa 6 birimden sonra her bir saniyede 1 birim gidiyordu. Fakat 3. kaplumbağa 8 saniyede 12 birim gitmişti. Yani 4 saniyede 6 birim gidecek. Yani saniyenin 1,5 katı kadar gitmiş oluyor. Dolayısıyla 3. kaplumbağa daha hızlıdır. Görürüz 1,5. Fx olacak. Buraya düşüncelerimizi, fonksiyonlarımızı yazabiliriz. Sonraki adıma geçiyoruz. 7. adımda bize yeni bir denklem yazmamı istiyor. Yani yeni bir kaplumbağa için kendimiz herhangi bir denklem yazabiliriz. Mesela nasıl olsun? İşte d eşittir. Yeni bir fonksiyon yazıyorum artık. Ne olsun? 2.5 olsun. 2.5 t diye göstereceğim. Bakalım bu kaplumbağa nasıl gidecek? Burada gördüğümüz kadarıyla birinci, ikinci, üçüncü belli olmuş oluyor. Benim bu yazdığım yeni denklem, yani yeni kaplumbağam, bakalım kaçıncı olacak? İkinci oldu bakın. Kendime ikinci olabilecek yeni kaplumbağa üretim. Bu aktiften en güzel tarafından bir tanesi bu. Kendiniz yeni fonksiyonlar yazıp yeni kaplumbağalar üretip yarıştırabiliyorsunuz sınıf ortamında veya kendiniz bir şekilde keşfedip güzelce hem eğlenceli bir şekilde yeni fonksiyonların farklı taraflarını, denklemlerin farklı taraflarını görebiliyorsunuz. 8. adımda burada kendimiz yeni kaplumbağalar oluşturabiliriz. Mesela nasıl olsun? İşte 4 birime 4 saniyede 4 birim giden bir tane kaplumbağa yapabilirim. Başka mavi renkle yapalım. 4 saniyede bu şekilde 7 birim giden bir tane kaplumbağa yapabilirim. Başka bir tane de 4 saniyede 2 birim giden bir kaplumbağam olsun. Ve en son yapmadığım renk hangisi? Kaldı mavi denedim. Turuncuyu denemedim. 4 saniyede bu şekilde 4 saniyede bir birim giden kaplumbağa olsun. Şimdi hepsini yarıştıralım. Bakalım kim birinci olacak? Yani buradaki tahminimiz ne? En dik olan mavi birinci olacak diye tahmin ediyorum. Ondan sonra kahverengi ikinci olacak. Sonra mor üçüncü olacak. En son sarı dördüncü olacak şekilde ayarlıyorum. Bakalım gerçekten kaplumbağalarımı yarıştırıyorum. Evet, aferin size kaplumbağalarım. Maviyi birinci seçtim. Bu şekilde istediğiniz fonksiyonları yazdırıp karşılaştırabilirsiniz. Son adıma geçiyoruz. Birinci ve ikinci kaplumbağanın hareketleriyle, fonksiyonlarıyla ilgili karşılaştırma yapmanızı istiyor. Şimdi ikinci kaplumbağa birinden daha hızlı. Evet, doğru dedik. Çünkü saniyede 3 birim gidiyordu. Üçüncü saniyede ikinci kaplumbağanın gittiği yol 12 fit olur diyor. Hayır, yanlış. Çünkü 6 ile 12 toplanınca 13 olacak.
Yanlış. 3'e geçiyoruz. Lame, birinci kaplumbağamız bir başlangıç noktası vardı. Evet, doğru. Çünkü belli bir yerden başlamıştı.